Evet, bu olayın önlenmesini bu semtteki oturan halk olarak arzu ediyorum. Çünkü yurtta tabii tehlike altında kalacağız. Bunun bertaraf edilmesini, önlenmesini devletten bekliyoruz. Tabii doğal olarak insan ister istemez etkileniyor. Şimdi sabah 6 gece 11 arası burada olduğumuz için doğal olarak bunlardan etkileniyoruz. Yani tabii şey olarak güvenlik yönünden etkileniyoruz. Normalde bir ekip duruyordu, şimdi 4'e çıkarıldığını görüyoruz, yani gözlemliyoruz. Yani bir hareketlilik var. Buralarda gece gündüz sürekli devriye geziyor güvenlik görevlileri. Benim bildiğim kadarıyla 1,5 yıldır burada. Ve bu 1,5 yıl içerisinde buradaki etraftaki binalar bütün hepsi tedirgin. Ve mahalle olarak dilekçe vermişler. Bunun burada uygun olmadığını, tedirginlik yarattığını. Fakat buna rağmen yetkililerin hiçbirisi kale almamış bunu. Ve bugün olağanüstü bir güvenlik gördüğümüzde burada ne oluyor diye Amerika'nın açıklamasını duyduk. Şimdi de daha da tedirginiz yani. Çoğu bize soruyor burası ne diyorlar mesela. Yani hem çok dikkat çekiyor hem de vatandaş çok tedirgin bu durumda. Yani olması gereken bir şey değildi yani ama yapılacak bir şey yok galiba. Yani yetkililerin el uzatması lazım. Yani bu şehir merkezinde madem bu kadar sıkıntılı bir binaysa niye getirip şehir merkezine koydular? Farklı bir yerlerde olabilirdi mesela bu. Yani buradaki esnaflar olsun, ondan sonra binadaki sakinler olsun, Allah göstermesin burada bir olay olsa. Karşıyaka'daki olay yok. Karşıyaka'daki olayı hatırlatalım. Evet. Karakolun oradaki patlama 500 metre, 700 metre ilerideki dükkanları etkiledi. Binaları etkiledi. O kadar insanlar öldü. Yani bile bile lades denmez yani. Yani şu durum tedirgin bir durum. Dışarıya bakacak olursan özellikle bugün bir sürü emniyet var dışarıda. Niye? Bir sürü emniyet var. Demek ki bir şey var burada. Yani normal şartlarda da emniyet duruyor ama bugün had safhada. Yani düşün kendi arabamızda, kendi dükkanımızın önünde sıkıntılı tedirginlik yaşıyoruz.